Değerli Neredeyiz Hocam aboneleri ve abone olmayan arkadaşlar, herkese selamlar. Şu anda kışın ortasındayız. Evet, Ocak ayındayız. Bu aralar çok fırtınalı geçiyor ve güneşi geçirmeyen bulutların olduğu zamanlardayız. Bugün öyle değil. Uzun bir zamandan sonra güneş açtı tekrar. Hava çok kötüydü bunun dışında. Bu süreçte aküler bayağı bir azalıyor hani, yani akülerin voltajı bayağı bir düşüyor. Hani 23'leri görmeye başladık. Normalde biz güneş battıktan sonra günü 26 ile kapatırdık. Geçen yıl bu zamanlar karavana ilk yerleştiğimizde. Şu anda güneş battığında 25 ile kapatıyoruz. Bir sonraki güne kadar hiç güneş almadığımız zamanlarda da ortalama 23.6'ya düşüyor. Bir sonraki gün artık 23'e düşmüş oluyor. 23'ün altına da indirmek pek sağlıklı olmayacak diye düşünüyorum. Ki 22'ye kadar kullanan tanıdıklarım var. Buradan Mete abiye selam olsun. Karavandan bildiriyorum da Mete abi. O 22'ye kadar düşürdüğünü söyledi bana. Hani aküler sonuçta yarı sulu akü gibi EFB serisi. Yani sulu akü diyelim. O yüzden yükleniyoruz. Problem yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü jel akü gibi değil. Hassas narin aküler değil bunlar. Biraz daha yüklenebileceğiniz güçlü akülerden. Bugün mesela güneş var. Şu anda saatlerimiz kaçı gösteriyor? Bakayım şuradan. 12:12. Saat 12 şu anda kaç voltaj? 27.6. Bu voltajın en yüksek olduğu zaman şu anda bulunduğumuz konumda 29.3'leri görüyoruz ortalama. 29.3'lere kadar çıktığı oluyor. Saat 2-2.5 gibi. O saatlerde özellikle çamaşır makinesini falan çalıştırıyoruz. Her şeyimizi şarj ediyoruz. Yani güneş varken problem yok zaten. Ama 2 gün, 3 gün üst üste aşırı bulutlu hava olduğu zaman yapacak bir şey kalmıyor. O yüzden rüzgar türbini aldım. Şöyle söyleyeyim, çok daha büyük bir rüzgar türbini almayı düşünüyordum. Istabriz'in Airspeed modelini aldım. 500 wattlık bir model. 800 watt'a kadar destekleyen bir şarj kontrol ünitesiyle beraber aldım. Yaklaşık bir ay oldu alalı. Onu bağlayacağım bugün. Montajı ile ilgili de bilgi vereceğim. Yatabilen bir ayak yapacağım. Onu da park direkleri var. Otoparklarda kullanılan. Onlardan kullanacağım. 2 metrelik bir direk aldım. Direkt olarak otobüsün üstüne monte edemiyorsunuz rüzgar türbinini. Yani o pervanenin süpürme payını hesaplayıp ona göre yapamıyorsunuz. Çünkü otobüse çarpan rüzgar türbülans yaratıp yukarıya doğru çıkıyor. Direkt olarak hiçbir yere çarpmadan doğrudan rüzgar türbininin alması gerekiyor rüzgarı. Ama eğer direkt olarak evin veya otobüsün çatısına, havanına, tepeye koyarsanız eğer, yani yükseltmeden 2-3 metrelik bir yükseklik olmadan türbülanstan dolayı verimli çalışmayacağını söylediler. Ki mantıken düşününce ve araştırınca da böyle olduğu ortaya çıkıyor. Hatta 6 metreden başlar diyorlar direkler. Eviniz İsterse 100. kat olsun 6 metre direkt yapmanız gerekiyor. Neyse, yani rüzgar türbinini bağlayacağım. Karavanda rüzgar türbini kullanan kimseyi bulamadım. Hiç kimse video paylaşmamış bu konuyla alakalı. Yapacağımız çalışmayla ilgili parçalardan bahsedeyim. Istabriz'in 500 wattlık rüzgar türbini. Airspeed modeli. Neden Airspeed modelini seçtim? Teknelerde kullanılan bir model. Aerodinamiği ona göre hesaplanmış. Sonuçta yoldayken yine indireceğiz biz. Yolda onunla açıkken gitmeyeceğiz türbini. Şarj ünitesinden bahsettim. Şarj ünitesi yine rüzgar türbünü dışında 150 wattlık bir güneş enerjisi paneli de bağlayabiliyorsunuz isterseniz. Ama benim zaten 6 tane 340'lık güneş enerji panelim var. O yüzden güneş enerjisini bağlamayacağım. Sadece rüzgar türbinini bağlayacağım. Bunun dışında 3-3.5 kablo kullanmamız gerekecek. Elimde var 3-2.5 kablo. Aküler içinde 10 milimetrelik tam bakır kablo kullanacağız. Parçalar bunlar. Şimdi montajına geçelim. Rüzgar türbini yaparken en önemli malzemelerden birisi rüzgar türbini direği. Alüminyum 5'te direklerinden, demirlerinden buldum. Bu boruları içleri dolgulu olduğu için kullanıyorum bunu. Buldum derken yani para vermedim. Bir yerde vardı. Atıl bir şekilde duruyordu. Rica ettim. O da bana verdi ücretsiz olarak bu arada. Onun dışında bunu tabii ki istediğin gibi monte edemiyorsun. Çünkü rüzgar türbininin en az 6 santimetre genişliğinde boruya oturuyor. Rüzgar türbininin çapı o şekilde. Yani 6 santimetrelik bir park direği aldım. Yatabiliyor. Yatabiliyor olması bunu otobüsün üzerinde hareket halindeyken yatırabileceğimiz anlamına geliyor. Bunu buldum. Bunun ortalama şu anda 1000 lira civarı. Buna bu parayı verdim. Diğer malzemeler 100 lira falan tuttu aşağı yukarı. Bunu tabii ki olduğu gibi yapamadığımız için genişletmemiz gerek. Üzerine kelepçeler takıp biraz daha genişlettik. Yani 4 santimden 6 santime çıkardık. Şurada göstereyim. Bu dörtlük. Bu 5 yaptı. Bununla koyunca artık 6.2 falan oldu. Bununla beraber şimdi göstereyim size nasıl yaptığımızı. Rüzgar türbinini de çıkarayım. Türbinin pervaneleri takıldı değil. Şu an en son takacağız. Titreşimi engellemek için bir sürü lastikler, kauçuklar,
titreşim engelleyiciler kullandık. Mesela birisi şurada. Nasıl yapacağımızı şimdi göstereyim size. Şu kısım, üst kısmı göstersene. Türbüne giren kısım. Şu delik var. Şöyle. Kablolar şuradaki deliğin içinden geçip dışarı çıkacak. Geçirebilirsem tabii tek elimle. Heh. Başardım. Şu üç kablo, bağlanacak olan kablolar zaten. Şuradaki delik. Bunun geçeceği delik. Bir de bunun karşılığı var. Karşıdan da bunu sıkıyor. Yani bu genişliğe getirmeniz gerekiyor kullanacağınız boruyu. Bunların hazır türbin direkleri yok mu? Var. Ama türbine ve şarj kontrol ünitesine toplamda 15 bin lira verdik. Ama sadece bir türbin direğini 6500 lira istiyorlar. O yüzden vermedim o parayı. Dedim ki kendim yaparım, uğraşırım yaparım. Şimdi şurayı göstersene. Bakın burada bir kauçuk var. Bu kauçuk buradaki titreşimi önce emiyor. Bir de en altta bir kauçuk var. Ben de göstereyim. Bir saniye, orada değil, en altta da zemine bakma. En altta. Bunu biliyorsunuz, muff diyorlar sanırım buna. Bu lavaboları giderlerine takılıyor mutfaklarda. Bulaşık makinesinin hortumunu bağlamak için veya çamaşır makinesini. Buraya taktım, altlığın altına. Bu da titreşimi engellemesi için tamamen. Bunu kapattığımızda bu şekilde, şöyle kurulu halinde göstereyim size. 6 cm genişliğinde park direği, standarttır park direklerinde 6 cm'dir. Böyle daire almaya özen gösterin. Bunu içine takıyoruz. Oturdu. Şuradan da bir tane vidamız var. Bunu da taktığımız zaman zaten sabitleniyor. Neyin olduğu kısmı. Bir saniye de görmüyorum. Heh. İşte burada. Şöyle bir vidamız var. Evet. Kelebek kullanıyorum. Pul var buraya taktığımız. Bunu sıktığımız zaman buradan çıkmıyor. Alt tarafta da böyle bir sistem var. Yine kelebekli, kelebek somunlu vidamız var. Bu cıvatayı buradan taktığımızda, sıktığımızda bu da sıkılıyor. Yatıracağımız zaman bunu çıkarıyoruz, yatırıyoruz. Bunun dışında niye bu rüzgar türbinini tercih ettik? Bunu tercih ettik çünkü pervane çapı, yani rotor çapı denilen bu süpürme, pervanelerin süpürme genişliği en düşük olan buydu ve 500 wattlıktı. O yüzden bunu tercih ettik. Yoksa diğerleri de var. Mesela aslında bizim akü grubumuz büyük olduğu için bize 700 wattlık tavsiye etti Istabriz. Ama rotor çapı çok genişti. Rüzgar türbini montajında en üzücü kısım, bu lambirleri söküp aracın üstünden aşağıya attığımız civataları somun takmak için buradan müdahale etmemiz gerekiyor. Bunları sökmek yani en problemli bölüm. Uğraştırıcı bir iş. Çünkü bunlar artık ne olmuştur? Birbirine geçmiştir iyice. Vidaları attığımız yerler nemden dolayı ağaç biraz böyle hareket ettiği için kapatmış o bölümleri. Vidayı sökerken vidanın olduğu kısmı kırma ihtimali oluyor. Çok da kötü bir görüntü oluyor o zaman. Şunu şuraya koyayım da karışmasın. Sandığımdan daha kolay oldu. Buraya zorlanırız diye düşünüyordum. Hoppa. Şunları toz olmayacak bir yere koyar mısın bu tarafa? Evet, yalıtımı açıp buradan 3 tane somun vida attık. Bir tane de burada eskiden vardı bir tane. Yukarıdan da göstereyim. Hoppa. O çok güneş var. Bunlar. Park direğimizi buraya monte edeceğiz. Kenarlarına silikon sürüp koyacağım direkt üstüne. Evet, montajını bitirdim direğin. Park direğinin. Şuradaki kelebekle açıp yatırabiliyorsunuz. Buralar sabit. Kenarlarına da silikonları sıktım, herhangi bir su alma vesaire olmasın diye. Belki şuradan şuraya bir tane böyle bir kayıt atarım. L şeklinde. Daha da güvenli olsun diye. Onun dışında şimdi uzun direği ve türbini monte edeceğim. Kanatları takmadık daha henüz.
Kablo buradan böyle gidiyor. Şurada daha önceden ayarladığım yere girecek. Merhaba kedicik. 3-2,5 kablo kullanıyoruz bu arada. Evet, kabloyu da çektim. Şu görmüş olduğunuz kırmızı olan o. Aşağı zaten bu hattan bir kablo iniyordu. Ona ek yaptım. 3-2,5'luk kabloya. Zaten burada 3-2,5 kablo çektim. Şöyle göstereyim. Hortumla indim aşağı. Her şey düşündüğüm gibi. Ama bir problem var. Biraz sallanıyor. Etraftan gergi yaptırmam gerekecek buna. Aracın, çünkü sacı aracın demiri eğiliyor. Aslında bu normalde sallanacak bir malzeme değil. İşte bir buradan, bir de buradan kayıt yapacağım. Daha da sağlam olsun diye. Şuradan belki şuraya da buradaki somunlu vidalara tel çekerim. Demir, çelik tel. Onun dışında her şey çok iyi. Eğer kısaltmam gerekirse kısaltırım şuraya kadar. Rotor çapı gördüğünüz gibi şöyle bir kol boyu neredeyse. Yani bunun bir büyüğünü alsaydım olmayacaktı. Gidebildiğim kadar büyüğü gideyim, çekeyim, şöyle göstereyim. Şu anda durum bu. Bağlantıları yapacağım. Devam edelim. Türbini yatırdığımızda da böyle bir durumda oluyor. Biraz daha kısaltsam tam şuraya falan denk gelecek aslında ama şimdilik idare eder diye düşünüyorum. Evet, bunun bağlantısını da yaptım. Aküler, rüzgar türbününün 3 tane kablosu. Altında bir tane switch var. Başka hiçbir şey yok. On, off. Off'tayken frenliyor. Bu da inanılmaz havalarda durdurmanızı sağlıyor. Yani çok aşırı derecede fırtına vardır veya sökeceksinizdir türbünü. Bunu durdurmadan sökemiyorsunuz. Şu anda herhangi bir rüzgar yok, o yüzden dönmüyor. Ama döndü ve bayağı güçlü döndü yani. Bu bayağı sağlam oldu bu arada. Hiçbir şekilde hareket ettiremiyorsunuz artık. Paneller de temizlendi, yağmur yağdığı için sürekli. 6 tane panel var ama hava şöyle bulutluyken hiçbir problem yok oluyor. Bu bulutun bize bir etkisi yok. Ama yani %90, %100'e yakın bulut oluyor. O yüzden o zamanlarda mesela 3 gün 4 gün o şekilde devam ettiği zaman artık enerji kalmıyor tabii ki. Neyse, sonuç olarak şu anda böyle. Dönerken de videosunu çekeceğim. Sonra da videonun kapanışını yapacağım. 3-2,5 kablo kullanmıştık. Söylediğim çok önemli. Onun dışında ince kablo kullanmamaya çalışın. Böyle yani. Evet. Şu anda çılgınlar gibi dönüyor. Fakat benim burayı açmam gerekiyor. Açılmıyor. Voltaj 25.1. Frenlemeye alıyorum. Şu anda frende. Cihaz durdurdu bakın. Göstereyim cihazı da. Bakın, döndürmüyor. Açamıyorum burayı. Neyse, sonuç olarak döndürmüyor. Şu an dönmüyor. Tuttu çünkü onu. Dönmeye başlayacak. Evet. Başladı. 25.2'ye çıktı. Hava kapalı bu arada. Şu anda pek güneş alamıyoruz. Şu anda güneş çıktığı için frenleme moduna geçti. Dışarıda fırtına var ama bir yandan da hava güneşli. 28.9'a çıktı güneş panellerinden dolayı. Şu iki ışık beraber yanıyor şu anda. Yani frenleme modunda.
Bir başka temizlikten sizlere selamlar, sevgiler. Güneş panellerini temizledim. Rüzgar türbini kalkık. Bugün çok rüzgar yok ama belki akşama doğru döner. Hiç belli olmuyor. Dediğim gibi 3-5 amper üretiyor. Zor zamanlarda iş görürüz. Zaten havanın aşırı fırtınalı olduğu zamanlarda genellikle hava çok kapalı oluyor. Bugün arefe. Temizlik günü. Evet, sesi bu. Yani korkunç bir şekil ses yok. Bağlantılar böyle. Alttan bir bağlantı var. Köşelerden bağlı. Hareket etmeye bir ihtimali yok. Normal bir rüzgar var. Deniz kenarında hiçbir şey görünmüyor gerçekten şu an. Şu anda ufak ufak üretimde rüzgar türbini dönüyor. Saatlerimiz 23.04'ü gösteriyor. Rüzgar ortalama 40 kilometre hızla esiyor şu anda. Yani çok aşırı bir rüzgar yok dışarıda. Aldığımız maksimum enerji böyle rüzgarlarda 3-5 amper arası. Zaten rüzgar türbünü maksimum 20 amper enerji verebiliyor. Bu da akü grubum. 4 tane çelik aküm var. 165 amperlik. EFB akülerim. Havensiz de kullanıyoruz. Zor zamanlarda araçtan şarj etmek için. Onun dışında EPB'nin 80 amperlik bir güneş enerji MPPT solar şarj kontrolleri var. 3.5 kW'lık bir inverterimiz var. Bu şekilde enerji sağlıyoruz karavana komple. Uzaktan da bu şekilde görünüyor. Açık hali. Otobüsün bir otobüs daha var yukarıda şu anda. O boyda. Evet, tekrardan merhabalar. Neredeyiz hocamdan? Şimdi rüzgar türbünü bir yatıralım. Öyle de göstereyim nasıl yatırıldığı ile ilgili. Nasıl kilitliyorum bunu uzun yolda. Yola çıkarken. Sabitlemesini yapmıştım iki taraftan. Bir de buradan. 3 tane kelebekli vidamız var. Somunlu. Onları sökeceğim önce. Kamerayı tutayım. Bu da kelebek. Üçü de kelebekli vida. Bunu da söktük. Evet. Ve bu da sonuncu. Unutmuyoruz. Şu anda serbest rüzgar türbini. Yatırdığım zaman yatacak. Yatırırken de çekeyim. Buradan da tutup yatırabilirim. Ben böyle kafadan tutmayı tercih ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet rahat. Tek elimle şu an yatırıyorum hatta. Ters oldu. Evet. Tam buraya oturacak şekilde şu kelepçelerden kullandım. Şu kısım kuyruğu tutuyor. Buradan da bunu çıtlatıyorum. Çıtlatamadım. Evet. Şu anda bu hiçbir yere gitmiyor. Gördüğünüz gibi şu an yatak pozisyonda yola çıkmaya hazır. Yani bu hareket etmiyor, oynamıyor bile yerinden. Çünkü tam buna uygun geldi bu aldığım Fırat'ın 2 numaralı kelepçesi, boru kelepçesi. Bu da bunun oynamasını engelliyor aşağı yukarı. Zaten buradan da kastığı için oynamıyor. Pervanenin dönmesine de imkan yok çünkü fren modunda şu anda.
fren modunu da göstermiştim. İstabilizin kontrol cihazından fren modunu aldığınız zaman pervanenin dönmesini engelliyor rüzgarda. Şu an yola çıkmaya hazırız. Güneş panellerimizi de temizlemiştik zaten. Tekrar aşağı iniyorum. Hop. Bu da pervanenin yatık hali. Yola çıkma durumunda bu şekilde duruyor. Çok uzun yola gideceğimiz zaman belki şu pervanelerden bir tanesini sökeriz türbinden. Yatık hali bu. Hiç zıplama, hareket etme vesaire o tarz hiçbir problem olmuyor bu arada, öyle de söyleyeyim. Şuradan göstereyim. Ama şu fazlalık olan kanadı sökebiliriz. Yani alyanla sökülüyor. Evet, rüzgar türbini kurulumunda böyle bir yol izledik. Yani böyle bir rüzgar türbini kurabilirsiniz karavanınıza. Gücü size kalmış. Hani ne kadar güçlü alırsanız pervanenin süpürme payını o kadar hesaplamanız gerekiyor. Çünkü güç yükseldikçe pervane de büyüyor. Ama pervane büyüdükçe alması gereken rüzgar da artıyor. Ve kurmanız gereken direğin yüksekliği de artıyor. Onu hesaplayarak almanız gerekiyor. Sonuçta sabit değil, karavandayız. Tabii karavanı olmayan arkadaşlar istedikleri kadar güçlü alabilirler. Yükseltirler onu 6-7 metreye kadar. Biz 2 metre yükseltebildik. Aracın boyu da 2 metreden fazla. Ortalama bir 4-4,5 metre civarı bir şu anda yüksekliğimiz var rüzgar türbininde. Yani bu çok fırtınalı, kötü, kapalı havalarda zaten işe yarıyor şu anda. Onun dışında güneşten zaten enerjimizi dolduruyoruz. Yani ek olarak aldık. Biraz da deneysel bir çalışma oldu bizim için. Ama rüzgar türbini alacak arkadaşlar için bilgilendirici bir video olmuştur diye düşünüyorum. Yine de merak ettiğiniz bir şey varsa süreçle ilgili bilgi almak için yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.